Sıra dışı balıklar. Bu videomuzda görmeye alıştığımız balıkların dışında özellikleri ve yapılarıyla birbirinden farklı balıkları inceleyeceğiz. 1 numara elektrikli vatoz. Elektrikli vatozlar ve onların şok verme yetenekleri, elektriğin gücü anlaşılmadan yüzyıllar önce eski dünyada bilinmekteydi. Bu bakımdan onlar balıklara özgü değildir. Onların maksimum elektrik çıktıları, yaklaşık 220 volt, 550 volt elektrik akımı üretebilen elektrikli yılan balığının, elektroporus elektricus, ürettiği elektrik akımından önemli ölçüde daha azdır. Elektrikli vatozların elektrik organları, gövdelerinin her bir tarafına yerleştirilmiş çiftli yapılardır. Jel gibi elektrik ileten bir maddeyle paketlenmiş katmanlardan oluşur. Bu katmanlardan yaklaşık bin taneye kadar yatay katman olarak düzenlenmiştir. Vatozların gövdelerinin alt kısımları, Negatif elektrik yükü taşır fakat üst düzeyi pozitif elektrik yükü taşır. Ki numara okçu balığı Bu isim, daha sonra göreceğimiz kendine özgü avlanma yönteminden dolayı verilmiştir. Akvaryum balığı olarak biraz popüleritesi vardır, ancak bakımı çok zordur. Akvaryumlarda büyük deneyime sahip herkese meydan okuyan bir türdür. Vücudu oldukça derin ve başı eğik, namlu ve şeklindedir ve bazı işaretlere sahiptir. Gözleri büyüktür ve üzerinde av olduğunda görme yeteneği veren görüşe uyum sağlama yeteneğine sahiptir. Bu şekilde zamanında tepki verebilir ve ona vurabilirsiniz. Otçu balığının diyeti öncelikle etoburdur. Genellikle su yüzeyinde avlanabilen böcek ve örümceklerle beslenirler. Diğer küçük balıklar ve kabuklularla da beslenebilir. 3 numara. Balon balığı bilinen en büyük özelliği tehlike anında düşmanlarından korunmak için vücudunun 2-3 katı kadar balon gibi şişmesidir ki bu yüzden adı balon balığı olarak kalmıştır. Bilimsel adı ise Lagocepalus seceleratur. Boyları ortalama 2,5 cm uzunluğunda olmakla özellikle göz yapısı hayran bırakmaktadır. Gözlerine aşırı ışık yansıması anında kimyasal salgılayarak bir tür kimyasal güneş gözlüğü ortaya çıkarak güneşin zararlı ışınlarından korunurlar. Balon balığının göz mercekleri ışığa duyarlı olarak koyulaşır ve açılır bir tür fotokromik mercek diyebiliriz. Duyanları hayret içerisinde bırakan göz yapısı ayrı bir sanat eseridir. Balon balığı aşırı ışıkla karşılaştığında korneanın kenarlarında bulunan kromatofor adında boya hücreleri sayesinde sarı renkli pigment üretmeye başlar. Bir tür filtre görevi yapmaktadır. Bu şekilde zararlı ışıkların etkisini azaltarak net görebilmektedir. Denizin karanlık sularında ise net görebilme özelliğine sahiptir. Tehlike anında balon gibi şişer ve kendini korumaya alır vücudunun etrafında dikenler bulunan karın kısmı beyaz, sırt kısmı koyu ve üzeri ise koyu yeşil veya siyah renkli benekler bulunmaktadır. Dikenleri normal haldeyken diğer balıklardan ayırt dilemez vücuduna yapışık vaziyettedir. Balığın yan kısımlarında ise gümüşe benzeyen iki şerit bulunmaktadır. 4 numara Hayalet kedi balığı Föğrafi kökeni Endonezya ve Borneo olarak bilinen bir türdür. Büyük akvaryumlarda oldukça hızlı gelişen balıklardır. Bu yüzden geniş akvaryumların tercih edilmesi gelişimlerini oldukça olumlu bir şekilde etkiler. Bunun yanında akvaryumda yapılacak dekorlar balıklara zarar verecek sivri uçları içermemelidir. Sık olarak yapılacak su değişimleri de balıkların gelişiminde önemli rol oynar. Sürü halinde bakılmaları doğru olanıdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Sizler için enteresan ve dikkat çekecek araştırmalarla karşınızda olacağız. Lütfen kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın.